Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce hiç ziyaret etmediğim, benim de hiç görmediğim kuzenimin kümesi. Birkaç tane tavuğu ve horozu var. Akşam vakti tavuklar sopaları tünemiş ama ben onlara yem veriyorum arkadaşlar. Hep yem yemeye inmeye başladılar. Hep beraber ben de sizlerle şu an ilk kez görüyorum. Bakın bir tane tavuk indi maşallah. Kocaman bir tavuk. Hadi bakalım. Daha kaç tane var? Evet, ikinci tavuk da indi gördüğünüz gibi 3. 5 tavuğu var diye biliyorum arkadaşlar. Bir tane horozu ilk kez ben de sizlerle göreceğim. Evet, 4. tavuğu da indi. Evet, horoz da indi arkadaşlar. Maşallah hepsine. İnanın bugün ben de sizlerle beraber ilk kez görüyorum. Maşallah arkadaşlar, gördüğünüz gibi kocaman. Horoz da böyle tavuklarda. Hatta horozda biraz Brahma kırması mı acaba? Çünkü ayaklarında tüy var gördüğünüz gibi. Brahma, Light Brahma'ya da çok benziyor. Tavuklar da zaten belli. Bunlar hep yumurta tavuğu. Kahverengi iri olanlar. Üçü. Bir ikisi de zaten bildiğiniz gibi. Biri bu, biri de dışarı çıktı zaten beni gördükten sonra. Evet arkadaşlar, kuzenimden yumurta isteyeceğim. Kendi kuru tavuğum altına koymak için, sizin de gördüğünüz gibi. Kendi kümesinde en azından farklı tavuklar olur arkadaşlar, maşallah. Yani bende bu tonda, bu renkte tavuklar yok. En azından farklı olur. Siz de seviyorsunuz karma kümesi olduğu zaman. En azından umarım aldığım yumurtaların çoğu tavuk çıkar. Ve böylelikle kümesimde farklı renklerde, farklı tonlarda tavuk olur arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Dediğim gibi 5 tavuk, 1 horoz. Maşallah, umarım yumurtaların hepsi zaten büyük ihtimalle döl olan iyidir. Ve bu yüzden aldığım yumurtaların hepsinden de umarım güzel güzel civcivler çıkar. Bu videonun sonunda da başka bir videoyla birleştiririm arkadaşlar. Yumurtaları alırsam grup tavukları yatıracağım. Böylelikle bir yandan da grup yatırma videosu olur arkadaşlar. Onları güzel bir yer hazırlarım. Tavuklarımıza aldığım yumurtaları da eklerim. Dediğim gibi, gördüğünüz gibi yakın çekim yaptım arkadaşlar. Yani hava kararacak. Şu an onlar da dediğim gibi bakın tanıyor. 5 tavuk, 1 horoz. İnşallah arkadaşlar dediğim gibi güzel güzel çıkım olur. Ben de ilk kez şu an sizlerle gördüm bu tavukları ve horozu. Bakalım arkadaşlar, kısmetimizde varsa güzel güzel civcivlerimiz olacak. Birazdan sizlerle yumurtaları aldıktan sonra dediğim gibi foldukları hazırlayacağım. Ondan sonra yumurtaları da ekleyeceğim. Hatta aynı foldukta iki tane grup tavuğum var. İkisi de aynı foldukta yatmış. Onları da çekeceğim sizlere. Ondan sonra yerlerini yapacağım. Yumurtaları ekleyeceğim. Ondan sonra da tavuklarımızı getireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım siz de bu tavukları ve horozu beğenmişsinizdir. Ben de ilk kez şu an sizlerle beraber gördüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kendi kümesindeyim ve size gruplarımızı göstereceğim. Bakın, gördüğünüz gibi biri siyah, biri de kahverengi. Kahverengi olanı ilk kez yatıracağız arkadaşlar. Ama siyah olan iki kere yatırdık arkadaşlar ve maşallah gayet güzel annelik yaptı. Siyah olan arkadaşlar, civcivler kocaman oluyordu. Kendisi yumurtlamaya başlıyordu ve hala civcivlere annelik ediyordu. Yani maşallah çok güzel bir tavuğumuz. Şimdi arkadaşlar, aldığım yumurtaları tavukları yatıracağımız yere yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bu işaretlediğim yumurtalar sürpriz olsun. Çıkım esnasında söylerim size. Çok sevdiğim, takip ettiğim bir abimden bu yumurtalar. 10 adet. Tabii ki tavukları ikiye böleceğim. Bu yumurtalar da işte videonun başında sizler için çektiğim kuzenimin kümesinden, onların tavuklarından. Burada da 10 adet yumurta var. Öyle karıştıracağım arkadaşlar. Siyah tavuğumuz daha büyük olduğu için onun altına daha fazla yumurta ekleyeceğim arkadaşlar. Diğerine de tabii ki bir tık daha ufak olduğu için ona daha az yumurta, altına daha az yumurta ekleyeceğim. Aslında şu an fazla oldu. Onu da alacağım arkadaşlar. Bu tarafa ekleyelim. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi o işaretli yumurtalar çok sevdiğim, takip ettiğim bir abimden. Daha sonradan sizlere çıkım olduğunda sizlere göstereceğim inşallah.
O zaman da güzel güzel anlatırım size çıkım esnasında gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi yumurtaları da yerleştirdik. Şimdi birazdan kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Tavuklarımızı getireceğim. Ondan sonra yeniden çekime başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuklarımızı getirdik. Siyah olanı sağa, kahverengi olanı da sola koydum arkadaşlar. Zaten hemen yumurtaların üzerine yattılar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sonra az oldu, siz de biliyorsunuz. 4 adet mavi yumurta ekledim bu tavuğumuzun altına. Sizin de gördüğünüz gibi. Desenli mavicilerimiz vardı arkadaşlar. Ben daha önceden onlardan pek yumurta, hatta pek demeyeyim, hiç koymadım. Bir kere iki yumurta koymuştum daha önceki grup tavuğumuza. Ve yalnızca aslında ikisi de çıktı. Bir tanesi kayboldu arkadaşlar. Bilmiyorum, kedi kaptı herhalde. Yalnızca şu an bir tanesi var. Bu yüzden desenli tavuklarımızdan, mavici olanlardan 4 adet yumurta ekledim. Maksat o renkten tavuğumuz olsun diye. Siyah tavuğumuzun altına da 4 adet beyaz Hint yumurtası vardı arkadaşlar. Ben aslında eklemek istemiyordum. Anneannem işte 3 tanesini ekle, bir tanesi kalsın dedi. Ben de 3 tane Hint yumurtasını da siyahın altına ekledim. Şimdi hani desenli mavicilerimizi göstermek istiyorum size. Bakın biri bu, biri de şu. Gerçekten şu an siz de biliyorsunuz, mavicilerimiz hep beyaz ve siyah. Hep horozumuz siyah diye ve daha çok beyaz tavuğun ya beyaz ve sarı renkte olan tavuğun yumurtasından eklemiştim. Bu yüzden bu desenlilerden yalnızca bir tane ferik var arkadaşlar. Bu yüzden 4 adet yumurta ekledim. Bu rengi bu türdeki tavuklarımızı çoğaltabilmek için arkadaşlar. İnşallah tavuk çıkar, dördü de diyorum. Gördüğünüz gibi yani iki tane vardı, bir tane de şu an ferik var, 3. Şu anda da 4 tane yumurta ekledim bu tavuklarımızdan. İnşallah dediğim gibi tavuk da olursa çok mutlu olacağım arkadaşlar. Bir de beyaz Hint horozlarımızdan, Hint horozumuzdan diyeyim ve beyaz tavuğumuzdan ekledim. Onlardan da söz etmişken onları da sizlere çekmek istedim. Onları da ayrı bir şekilde bahçeye saldım arkadaşlar. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi ben geçen sene Ekim ayıydı yanılmıyorsam, geç kalmıştım tabii ki ama beyaz tavuk gurk olduğu için bütün yumurtalarını altına ekledim ama yavruların çıkış zamanından sonra hemen kış geldiği için maalesef bütün yavruları kaybettik. Yalnızca bir tane ferik kaldı. Bu yüzden de anneannem haklı olarak hani horozdan yavru alalım, bir horoz olsun bunun devamında falan diye. Yoksa ben yatırmayı düşünmüyordum. Tek bir tane ferik var, o da bu horozun yavrusundan ve bu tavuğun. Ben ondan aldığım yumurtaları yatıracağım ileride. Şu an için düşünmüyorum arkadaşlar demiştim. Evet arkadaşlar, ahıra geri döndüm ve bakın nasıl bir manzarayla karşılaştım. Tavuklar, guruk tavuklar yem için inmiş yattıkları yerden ve bakın yer değiştirmişler. Yani inanamadım. Oluyor ama normalde hani daha önce hep burada iki yerde de yatırdım ama asla birbirlerinin yerine yatmadılar ama ya şu an burada fazla yumurta var bu tavuğa göre. Ama gördüğünüz gibi hepsini de almış. Şu an bu siyah tavuğumuzun altında da bakın daha az. Bu yüzden diğer tavuğun altından alıp birkaç tanesini siyah tavuğun altına ekleyeceğim arkadaşlar. Yani ben de bilemedim. Ama güzel bir şey oldu. Böyle bir girdim, bir şaşırdım hani. Zaten çok iyi anlaşan iki tavuk maşallah. İnşallah hiçbir zaman da kavga etmezler. Dediğim gibi dövüşmesinler. Daha önceden başıma geldiği için zaten ilk başta sıkıntı yokken sonra siz de biliyorsunuz tavuklarım dövüştü. Çok üzüldüm. Şu an için her şey normal arkadaşlar. Bir yer değiştirme dışında diyelim. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.